Günaydın demek ister misin? Herkese merhaba demek ister misin? Desene. Açılış yap ya. Herkese merhaba de ya. Ha desene. Sucuk mu? Yumurta mı ya? Hadi de. Sucuk kokuyor. Sucuk, Hadi sucuk. de. Tamam, Merhaba de. herkese merhaba arkadaşlar. Oo, hiç şeyli bir açılış olmadı bu enerjik. Herkese Günaydın. Günaydın. merhaba. Merhaba. Letgo'dan bana yazıyorlar. Ha, Letgo'dan. Senin böbreklerini alacaklar bir gün o Letgo'dan. Alacaklar Evet. Tunca Bey ne yapıyorsunuz? Kayasların şekerleklerini fişliyorum. Ay, ruhumu soldurdun mıy 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 mıy. Anlat işte enerjik, ne yapıyorsun? Kayasıların çekirdeklerini filizlendiriyoruz bugün. Herkese merhaba. Ben Bağırıyorum geldim. kulağımın dibinde. Çık. Ya, Çık kenara. şu anda evde Alaaddin'in sihirli lambası gibi dolaşıyorum. Ya kızım bir git git. Manyak mıdır nedir? Kamerasını alıp alıp geliyor dibime ya. Tipime bakın, tipime. Şu tipe bak. Buna bakın. Bu ne ya? Bu ne? Şuradan şey bir flüt çalayım belki şey Salla çıkar. kola bak. Ne çıkıyordu? Yılan. Tunca Bey şu anda ya bir göstermedin ama ya. Abi niye kaç tane göstereyim? Her şeyi koydun? göstereceğiz mi? İki. Aa, tamam. Aa, Tamam istemiyorum. gö tamam 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 göster. Tamam istemiyorum. hadi Ha göster. istemiyorum. Hadi tamam. İstemiyorum. Hadi ne oldu? İstemiyorum. Ölçek şimdi dolap. Hadi göster. Ölçün. Göster bir tane. Gösterdim al. Ha tamam. Anlat ama. Anlatayım. Kayısıların çekirdeğini şöyle peçeteyi ıslattı. Onların arasına koydu. Biz iki tane yaptık. Bu kayısıların çekirdeğini filizlendireceğiz. Annemden bunun fikrini çaldık biz şu anda. Kayısıları böyle ıslak peçeteye koyduk. Ağzını kapattık. Saklama kabına koyduk. Dolaba koyacağız. Bakalım filizlenecek mi? Şu çaycının içindeki kireci görebiliyor musunuz? Ben şimdi içine limon tuzu koydum. Suyu öyle kaynatacağım. Tertemiz olacak içi. Ve su kaynadıktan sonra görüyorsunuz içini. Tertemiz oldu. Yaşasın. Bu arada ben bunun dışına kolonya da denedim. Yok. Makine parlatıcısı da denedim. Hiçbir işe yaramıyor. Yani şu leke, su lekeleri çıkmıyor ne yazık ki. Ve tekrardan merhaba. Şu anda saatlerimiz 6. Ve biz çıkıyoruz. Çünkü saat 7'de arkadaşlarımızla buluşacağız. Dışarıda bir yemek yiyeceğiz. Şöyle deniz kenarında. Özge ve Tansu'yla buluşacağız. Şimdi biz hemen sahile iniyoruz. Orada birazcık böyle zaten arabayı park ettikten sonra yürürüz gideceğimiz yere kadar. Ondan sonra da şöyle güzelce bir yemeğimizi yeriz. Sohbetimizi ederiz. Özlemişiz bir arada olmayı. Bu arada gideceğimiz yer de zaten bizim komşumuzun yeri. Çok güzel bir yer. Gittiğimde size gösteririm. Öyle yani Tuncacığım. Tatlım hazır mısın? Hı dedi. Tipim olmuş mu? Olmuş. Şarj aldın mı? He? Şarjı. Aldım. Şarj aletim olmazsa olmaz. Şarj aletimi kesin aldım. Bir kameramı koyacağım. Telefonumu alacağım. Telefonum cebimde. Tamamdır. Hazırız. Maskelerimizi de alalım. Tamamdır. O zaman çıkınca görüşürüz. Dın dın dın. Radyomuz gene mükemmel çekiyor. Çok güzel radyo çekiyor Çekmiyor. gerçekten yani. Öyle bir müzik dinliyoruz ki. Büyük çekmecede maalesef Evet, çekmiyor. maalesef Büyükçekmece'de radyo çekmiyor. Biz evimizden çıktık. Şu anda yemek yiyeceğimiz yere doğru gidiyoruz. Tabii burada araba park etmeye yer bulmak aşırı derecede zor. Sahile 10 dakika mesafedeyiz ama yürüyerek gelmiyoruz. Yürünmez bu mesafeden. Niye? Yürünür aslında. Ben bekarken hep yürüyerek geliyordum. Yani geri dönüşün eziyet bir daha. Aa. Öyle. Şu anda yer bulmaya çalışıyoruz. Şu anda sahilde yürüyoruz birazcık. Gideceğimiz yer şurada ileride bir yer. Bakın burada doğdum, büyüdüm ama toplasanız burada iki defa denize girmişimdir. O da ta ortaokulda. Vallahi hiç girmedim. Ben pek sevmiyorum denizi. Hele buranın denizini hiç sevmiyorum. Ve biz geldik. Hadi bakalım. Biz geldik ama arkadaşlarımızı bekliyoruz. Onlar gelsin, yemeğe öyle başlayacağız. Bir de güneşin batmasını bekliyoruz. Şu an çok güneş vuruyor. Bu akşam da birazcık keyif yapalım dedik ya. Değil Tabii. mi? Aynen.
Vay Eren vay. Eren'e bak abi ya. Ben hiç yok. Masaya böyle bir yere gittiğini hatırlıyorum. Eren bize döktürmüş sağ olsun Osman ya. Abi biz ilkiz yani ona göre. Rızki bu sana doğum günü sürprizimizdi. Evet dur dur doğum gününü aradan çıkardık. Evet Özge'cim üfle. İyi ki doğdun Özge. Nice mutlu senelere. Neyi kurtardın? Neyi kurtardın? Evet normalde Özge'nin doğum günü Eylül'deydi. Eylül'deydi ama biz aradan çıkarttık onu böyle. Fırsatçı arkadaşlar. Tuncacığım. Canım. Keyifler yerinde mi? Sen meşgul uğraşma. Takılıyoruz ya. Yani. Aynen. Oturuyoruz öyle takılıyoruz. Ay ay akşama ettik. Şu an şekilde çok uğraşmış. Mis gibi abi. Vallahi yani şu an çok güzel. Gündüz sıcaktı. Deniz kokusu. Evet. Oh. Daha ne olacak? Bak bak hareketlere bak. Bu biraz önce gelen meyve tabağımız. Burası bizim komşumuzun yeri. O bize özel... şey yapmış böyle ateşli mateşli alevli meyve tabağı hazırlamış sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz buradan da Aysel ablamıza, Osman abimize. Saatlerimiz şu anda 11. Çok güzel bir vakit geçirdik. Bak bak Tuncay'a bak. Güller müller. Vay. Adam şekil ya. Ben geçtim bu yolları. Yarim yarim. Yarim yarim. Yarim yarim. Arada bir kaybediyor kururum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum. Biz evimize geldik. Tunca Bey hemen fıspısını alıp çiçeklerine doğru gidiyor. Ben suladım çiçekleri. Suladı. Şu anda ne yapacaksın? Yağmur mu yağdıracaksın onları? Çiçeklerini suluyor. Yağmur yağıyor sanacak ben şimdi. Bak şimdi ya. Bak bak eve gelir gelmez onları nasıl hemen suluyor bakıyor. Ya size domatesi göstereyim. Bakar mısınız? Kocaman oldu ablaları. Hay ya. Bu şimdi daha da büyüyecek. Ay dokunmayacağım buna. Korkuyorum dokunma, bir şey olacak diye. Dedi. Tamam peki. Bak bak. Şimdi sıra buradakilerde mi? He? Botanik bahçene gelmişsin tatlım. Şimdi böyle birazcık oturduk. Uzandık. Televizyon izleyeceğiz. Ay saat 12 yaptık. Aynen. Çok güzel bir vakit geçirdik ama çok güzel bir akşamdı. Birazcık keyif yapmış olduk. Ve benim acilen hafıza kartı almam gerekiyor. Bu hafıza kartı bana artık yetmiyor çünkü. Hele ki temizlik blokları çektiğim zaman hani ben onu hızlandırıyorum ama burada çektiğim zaman çok uzun oluyor. O yüzden hafıza kartı almam lazım. Şimdi oturup bir hafıza kartı bakacağım internetten. Biraz daha yüksek gigabyte'lı. Herkese ikinci günden günaydın. Tunca Bey bana kahvaltı hazırlamış. Beni şimdi uyandırdı. Betül'cüm dedi kahvaltı hazırladım sana. Hadi iyisin gel abi. Ya çok hadi teşekkür ederim. Yaptın yine kahvaltıyı hadi. Ya teşekkür aa ederim. Ellerine sağlık aşka of, vallahi ya. Kıyamam ya. Haydi çök. Haydi çök diyor bak. Çök haydi. Bak ya. Haydi. Uf, of haydi, diyorum o... çok güzel gözüküyor. Hadi otur bakalım. Canım eşim. Tunca Bey gene bir operasyona başladı kahvaltıdan sonra. Yine balkonu yıkayacak. Ben de o sırada evi süpüreceğim. Ha. O zaman ikimiz de kolay gelsin genç. Görüşürüz. Ortak bir noktada buluşuruz tamam mı? Tamam koridorda buluşalım bak. Tamam. Tamam hadi. Bu arada ablaları bizim soğan çiçeğimiz filizlendi. Ya bakın minnacık çıktı buradan. Ama diğeri hala çıkmadı. Gül de çıktı değil mi? Ya. Bak al al hadi çek al. Bak. Herkese merhaba devam. Herkese merhaba arkadaşlar. Çok güzel oldu ama Gül. Betül Hanım. Efendim. Merhaba. Ne istiyorsunuz beyefendi? Su tatlım. Su. Bir kova su istiyor evet beyefendi. Tamam hemen getiriyorum. Tamam şef. Biz evden çıktık. Tabii ben temizliğimi yaptım. Tunca balkonu yıkadı. Ben evi sildim, süpürdüm, toz aldım. Banyoları çamaşır suyuyla temizledim derken sonra hafıza kartında bir problem çıktı. Hatta o sırada ondan sonra ütü yaptım. Ondan sonra da hani şey görüntülü aradım.
sağ olsun Hanişim kardeşim hemen çözümü buldu. Sana hafıza kartını düzelttik. Ay çok teşekkür ediyorum Hanişe ya gerçekten. Ondan sonra da öyle. Şimdi de annemlere geldik. Ama bayağı iş yaptık yani. Ev resmen gıcır, tertemiz. Annemlere geldik ama evin içi çok sıcak. Tunca açtı bu Ankara havasını. Mantarda oynuyor. Ya bunlar fena ya fena. Tunca hemen aşağıda şu anda maçı izlemeye geçti yani bahçede. Maçı izliyor onlar. Ben anneme geldim. Temizlik yaparken, ütü yaparken vlog çektim diyebiliyorum güya ama ne yazık ki hafıza kartına problem çıktığı için onların hiçbirini çekemedim. Ah, ama hani şimdi görüntülü görüştüm. Yo. İnşallah yanına gideceğim. Ama ne zaman gideceğim henüz belli değil. Tunca ile gitme gibi bir planımız var. Bilmiyorum bakalım artık ama Tunca gelmese bile ben tek Tunca gideceğim. Bakalım. Çünkü çok özledim Haniş'i gerçekten. Hele bir gideyim sabahlayacağım onunla. Bahçeye indik ama annem yine bir şeyler yapmış. Bak bak. Helva. Helva yapmış. Un helvası. Helva mı yaptı? Tövbe yarabbi. Helva mı yaptım? Helva yaptım yani. Kız çöp atmaya gittim yoruldum he. Daha ne? Evet. Sanırsın şey halkalı çöplüğüne şuraya. Ya bak anne sözleri. Ama şimdi ben hanım... Ben yoruldum. Bulaşık makinem çalışmıyor. Evde bulaşık yıkıyorum. Evet annemin bulaşık makinesi bozulmuş biliyor musun? Nasıl gelmiyor? Aramadınız mı? Geldi. Biriktireceğim. Tamirciye yıkatacağım bulaşıkları. Niye gelmiyor? Hanım teyzemiz gelsin. Çayımızı dökeceğiz. Öyle yiyeceğiz. Bir de çekirdeğimizi bekliyoruz. Geliyor yolda bak. Nerede? Aha çekirdeğimiz geliyor. Abi getiriyor. Şimdi hanım teyzem bana petimör indirdi. Bir de lokum gelmiş. İrfan abimiz getirmiş. Niye? Şu lokumu petibörün arasına ekleyeceğim. Abi. Annem gibi açayım şöyle elimle. Böyle petibörün... Anne! Anne! Al işte gitti. Lokum gitti. Öten daha var. Bunu düşürmeyeceğim. Arasına ekledik. Gelinle damat geziyor onu atmış da. Çok güzel olmadı mı? İşte bisküvi dediğim böyle yenir. Değil mi lokumla? Saatlerimiz 11.40. Biz evimize geldik. Uyuyacağız şimdi. Tunca Bey her zamanki yerini aldı bak. Sağlam. Bu koltuk Tunca'ya ait. Takılıyorum koltuğuma. Evet şuraya Tunca'nın fotoğrafını astıracağım. Şöyle bir portremi yaptırsana hakikaten tabii, buraya. Tabii tabii. Mis gibi olur. Baba havalara bak. Sen hiç havalandın bu aralar. Tunca Bey kendine yeni telefon aldı. Vlog çekmeye başlayacakmış. Kendine iPhone X aldı Tunca Bey. Güle güle kullan. Teşekkür ederim tatlım. Daha Letko'da ne kadar gezineceksin? Artık yok. Artık bununla tamam. Tamam daha bir böbreği verdik. Bir tanesi de bana kaldı. Tunca böyle telefonlarını Letko'dan yükseltiyor. Bunu da eski telefonunu verdi. Öyle üzerine birazcık para koyup kendine iPhone X aldı. Telefonda daha garantisi var, faturası var. Değil mi? Hı-hı. Sağlam telefon buldu kendine vallahi çok iyi aldı. Öyle ama bir gün Tunca'nın böyle Letko'dan böyle böbreğini alacaklar bir gün ama ne gün bakalım. Bir gün buluşunca başına bir şey gelecek diye korkuyorum yani. İlk aldığın telefon neydi senin değiştirdiğin? iPhone kaçtı? 7. Birlikte gittiğimiz. 7. 7 miydi? Sonra kaç aldın? 8. Ondan sonra da şimdi bunu X ile değiştirdi. Ama artık bunu da değiştirmeyi düşünmüyormuş yani. Değil mi? Bunu kullanacak. Evet. Öyle değiştirmek yoksa. Arkada da gene A-Spor maçı izledik. Bir de özetine bakıyoruz. Özeti yorumları izliyoruz. Hayır pardon. Özetini bitirdik. Yorumlara bakıyoruz. Aynı zamanda okuyorum da buradan. Aynı zamanda da Twitter'dan maç yorumlarını okuyor. Neyse ben birazcık bakımımı yapacağım şimdi. Günlerdir o dudak maskesini denemek istiyorum. Onu deneyeceğim. Geliyorum. Tekrardan ben geldim. Şu anda kendime bakım maskeleri uygulayacağım. Sizler için de hemen göstermek istedim. Şu görmüş olduğunuz yeşil paketli olan gözaltı siyahlık giderme maskesi. Şu da gözaltı kırışıklık giderme maskesi. Bu da dudak bakım maskesi. Ve bu da yüz için cilt bakım maskesi. İlk önce bir cildimi temizlemem gerekiyor. O yüzden ben şimdi ilk olarak
Dalin şampuanını yüzümü yıkayacağım. Hızlı hızlı temizleyip geliyorum. Evet, yüzümü temizledim ve geldim. Şu anda yüzümde sıfır makyaj. İlk olarak şu gözaltı bakım maskesiyle başlayacağım. Şöyle. Aşkım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yaptın kendine ya? Annem, ne oldu sana? Nasıl oldun? Dişim kırıldı ya. Dişi... Ay Tuncan'ın dişi kırıldı, biliyor musunuz? Çekirdek çitlerken. Gülemiyorum. Şu anda gülemiyorum. Koklar mısın bir? Bir kokla. Ciddiyim, çok güzel kokuyor. Öp bir kere de. Sağ olasın. Nasıl kokuyor? Çok güzel kokuyor. Değil mi? Bak bunu da yapsana sen de kendine. Ne olur ya? Dişin kırıldı. Dişim kırıldı diyor. Bir de dudak bakım maskemizi yapacağız. Şöyle. Ne yapıyorsun? Vay. Ya çok güzel kokuyor. Anlatamam size. Gerçekten çok güzel. Evet, bunu yaptık. Bunu şimdi böyle ama yüzümüzü. Evet kızlar, ben bir 5 dakika bekleyeyim. Ondan sonra çıkarıyorum. Bu arada bu sürdüğüm maske, bu kullanmış olduğum maske, ben her gece bu Madelep'le bir lap beyazlatıcı krem kullanıyorum ya. Bu C vitaminini yüzüme sürüyorum bu arada. Çok az böyle damlatıyorum ve her yerime sürüyorum, yüzüme güzel bir şekilde uyguluyorum. Bu onun maskesi, C vitamini. İsterseniz bundan da alabilirsiniz, C vitamininden. İstiyorsanız bu bir kere kullanımlık maskeden de alabilirsiniz. Şimdi ben hemen cildimi şöyle bir güzel yıkayayım suyla. Ondan sonra dişlerimi fırçalayacağım. Size de yeni bir ürün keşfettim. Birazcık böyle tabii fırçalarken simsiyah yapıyor ama sonra yıkadığınız, ağzınızı çalkaladığınız zaman bembeyaz oluyor. Hemen uygularken de size göstereceğim. Evet, yüzümü yıkadım ve geldim. Tunca diyor ki cildim bembeyaz olmuş dedi bana. Gerçekten çok güzel yaptı ya. Yani böyle yumuşacık oldu şu anda yüzüm. Şimdi hemen size kullanmış olduğum şu diş temizleme tozumu da göstereyim. Bunu 2 günde bir ya da 3 günde bir kullanıyorsunuz. Yani her gün kullanılacak bir şey değil bu. Ben bu diş tozunu kullandığım zaman şu diş fırçalarından kullanıyorum. Ama normalde günlük dişlerimi fırçalarken bu Oral-B'nin şarjlı olan diş fırçasını kullanıyorum. Şimdi bunu kullanmayacağım. Bunu kullanacağım. Çok az şuna batırdım. Şimdi bununla direkt dişlerimi fırçalıyorum. Evet, dişlerimizi de fırçaladık. Görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten çok memnun kaldım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben kendim bizzat denedim. Tunca da denedi. Tunca zaten çok memnun kaldı. Benim normalde kullanmış olduğum diş macunu da Opal Sense. Ama bu diş tozunu sadece 2 günde bir ya da 3 günde bir kullanabilirsiniz. Her gün maalesef kullanılmıyor bu diş tozu. Ben şimdi videomu burada sonlandırıyorum. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bye bye.